Kur'an'ın ayakları var, başı var. Başı manayı, ayakları lafzı temsil eder. Ayakları var olan bir şeyin ayaklarını bastığı bir yer de var. Ayaklarını bastığı yere nüzül ortamı, bağlam, hayat diyoruz. O hayatın ilk halkasında ise ilk muhatap olan sevgili Resulümüz, Peygamberimiz vardır. İşte bu anlamda Kur'an'ı hayata dönüştürün, insana dönüştürün, Allah Resulü olsun, Allah Resulü'nü kitaba dönüştürün, Kur'an olsun diyoruz. Ve bunda ısrar ediyoruz. Allah Resulü onun için örnek gösterilmiştir. Usvetün hasenetün. Güzel örnek. Neden? Zira onu Kur'an inşa etmiştir. Onun ahlakı Kur'an'dır. Onun için o vefat etmiştir, ölmüştür. Her fani gibi, her insan gibi, her beşer gibi o da vefat etmiştir. Tarihin belli bir döneminde sahneye çıkmış ve vadesi dolunca da sahneden çekilmiştir. Ama geriye onun ahlakı kalmıştır. İşte Kur'an onun ahlakı.